Herkese yeni bir günden selamlar arkadaşlar. Bugün biraz daha iyiyim. Zaten ses tonumdan ve yüzümden de anlaşılıyordur. Anne. Şimdi dün biz vergi dairesine gittik. Bu Bağkur için işte kapanış dilekçesi yazdım ben. Onu verdik. Bugün de SGK'ya gidiyoruz. İşte bu Bağkur'la alakalı bir yine bildirim yapmamız lazımmış. Bir şeyler işte. Yani çok valla bu tarz şeyleri hiç bilmiyorum. Şimdi Çağrı'yı almaya gidiyorum zaten. Yine onunla birlikte gideceğiz. Dün de onunla birlikte gitmiştik. Onu hallettik işte. Bağkur kapanışını yaptık. Şimdi şu sigorta işini de halledelim. Sonra o beni kendi üzerine alacak. Çünkü ben şu anda muayene olamıyorum hastanelerde. Bağkur borcumdan anne. Dolayı. İşte onun anne, üzerinden anne. Tekrardan faydalanacağım. Anne. Efendim anne. Sonra işte dün bir de muhasebeci Çağrı'nın adına bir dilekçe verdi. Bu muhalefiyet dilekçesi diye geçiyor herhalde ismi. Tam olarak bilmiyorum. İşte sosyal medya içerik üreticisiyle alakalı. Şimdi onun dönüşünü bekliyoruz. Eğer onunki onaylanırsa sanırım kanalımı değiştirmeden hani onun üzerinden ilerleyebiliyormuşum. Deneyeceğiz yani. İnşallah öyle olur. Yani tekrardan sıfırdan başlamak gerçekten çok zor. Geldim zaten, onu alayım. Bir önce şu sigortaya gidelim. Onu bir halledelim. Ondan sonra bankaya falan gitmemiz lazım. Yani böyle uğraşıyorum kızlar. Yoktan yere. İki tane çocukla. Gerçekten zor. Dün bile bir vergi dairesinde tam 1,5 saat sürdü yani işimiz. Bu çocuklar uyudu orada kucağımızda. Yani böyle helak olduk. Neyse çözülsün de inşallah yani. Yapacak bir şey yok artık. Geldik şimdi, sigortadayız. Şu anda hiçbir problem gözükmüyor. Her şeyi hallettik biz. Dün de zaten vergi dairesine falan gitmiştik. 2 gündür uğraşıyoruz. Çok şükür hallettik. Şimdi öyle bir şeye baktım, yorumlara. O kadar güzel yorumlar gelmiş ki. Ya gerçekten her birinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hani burada böyle aile gibi olduk. Burada gerçekten her biriniz benim arkadaşımsınız. Ve gerçekten ben aşırı mutluyum şu anda. Eve gidince yorumlarınıza cevap yazacağım. Şimdi hallettik işleri güçleri. Almina'yı da alayım. Birazcık evim dağınık. Evimi toparlayacağım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz kızlar videolara. O videoyu ben pazartesi günü çekmiştim. O yüzden bugün attım. Dün atamamıştım. Dün bütün gün dışarıdaydık çünkü. Bugün de işte böyle hem size haber vereyim diye video başlattım. Çok şükür ya. Çok çok mutluyum şu anda, biliyor musunuz? Aşırı mutluyum yani. Yani eğer ki kapatmak zorunda kalsaydım gerçekten büyük bir boşluğa düşerdim. Ama iyi ki, iyi ki Allah dualarımızı kabul etti. Çözdük yani bu işi. Çok şükür. Rabbime şükürler olsun. Eve geldik. Şimdi şu evimin haline bakın kızlar. Her yer oyuncak dolu. Almina sularını şuraya atmış. Çantalarını buraya atmış. Hırkası orada. Yani şu an bir tek salon toplu. Şu oyun odasının haline bakın. Yeni süpürgem yerde duruyor. Ona hala bir yer bulamadık. Şöyle burada benim derin dondurucum var. Şurada priz var ya, şuraya diyorum takalım. Tamam aşkım, koy. Şimdi burayı bir toparlayacağız kızlarla birlikte, el birliğiyle. Şu masayı da diyorum şu tarafa alayım. Çünkü bu tarafta ya, benim kapı girişi de şuradan. Yani böyle o kadar burası dağınık olduğunda şu kapıdan gözüküyor ya, beni böyle bir rahatsız ediyor. O yüzden dedim ki kızların şu oyun masasını şu tarafa alayım. Veya şu camın önüne doğru alayım. Hala halıları da sermedim. Halısız kaldı yerler. Halıları artık bir 10-15 güne sereceğim. Bu sefer kesin kararlıyım. Toplayalım mı birlikte? Hadi birlikte toplayalım şimdi. Şu tarafı kuralım. Ondan sonra süpürgemle sil süpür yapacağım. Şu sil süpür başlığı hem süpürüyor hem siliyor. Bu da sadece süpürme başlığı zaten. Yani çok dağınık duruyor tabii ki burada, ama artık akşam Çağrı onu şuraya bir monte eder ya, duvara. Aparatları var zaten.
anneciğim. Şimdi hemen şu odadan başlayacağım. Diğer odaları da zaten bir sil süpür yapacağım. Önce dedim böyle halledeyim. Kızlar çünkü oynuyorlar. Baksanıza. Değiştirdim bu tarafa, aldım masayı falan. Bir silip süpüreyim, hemen bu odadan çıkayım. Kızlar, bütün evi sildim, süpürdüm vallahi süpürge makinemle. Mis gibi oldu. Şimdi yemek ısıttım, kendim yemek yiyeceğim. Balkonda yiyeyim dedim. Tamam, size makarna koydum. Kendime bir de şöyle roka ile maydanoz yıkadım. Üzerine de bolca limon sıktım. Bunu yiyeceğim yanında. Bugün kızların şu yataklarının yüzlerini yıkamıştım. Alisa kalk anne. Baksanıza süngerleriyle duruyor. Süngerin üstüne yatmış çocuğum, yazık. Gel bunları geçirelim anneciğim, olur mu? Bunları geçirelim. Tamam, bunları geçirelim bebeğim. Çok uykun geldi biliyorum. Hadi gel. Kızlar yattılar. Aline'yi de yatırdım. Şöyle kendime koca bir bardak su doldurdum kızlar. Balkona çıkıyorum. İnanılmaz sıcak. Bir gram esmiyorum. Çok sıcak hava, çok. Şöyle oturacağım birazcık. Ondan sonra mutfağı toparlamam lazım. Ay çok güzel. Bakar mısınız? Ne oldu öyle? Sanki ayı tamamen gördük gibi. Ay da çok güzel parlıyor vallahi orada. Annemle parkta. Park kalabalık. Hava bayağı sıcak çünkü. Dün gece de mesela çok zor uyumuştuk herhalde. Bu gece de öyle olacak gibi görünüyor. Hiç esmiyor çünkü. Herkese günaydın arkadaşlar. Hayırlı sabahlar. Bugün çok daha iyiyim çünkü dün bütün işlerimizi hallettik çok şükür. Şimdi çay koydum. Arkadaşım kahvaltıya geliyor, Esra. Çayımı demleyeceğim. Hatta kaynamış. Ondan sonra patates falan kızartacağım. Şöyle zeytinimi falan çıkarttım. Bunları koyacağım. O da çıkmış zaten. Geliyor şu anda yolda. Güzel bir kahvaltı yapacağız hep birlikte. Balkonda yaparız. Balkondan güneş de gitti zaten şimdi. Balkon güzel. Gölge, serin. Orada güzel bir kahvaltı yaparız arkadaşımla. Buyurunuz. Ben geldim.
Hoş geldin. Evet, geliyor şimdi. Hoş geldin Kıvanç. Bunlar nasıl kaçıyor odaya? Kıvanç geliyor, Kıvanç geliyor. Valla bunlar bir heyecanlı. Bu girdik şimdi parka falan dedim. Hoş geldin. Kahvaltımızı hazırladık birlikte. Şu boyozlardan da yaptım kahvaltıya. Evet. Çok güzel. Biliyorum çünkü Esra onu çok seviyor. Sevecek daha doğrusu, hiç yemedi. Valla güzel olmuş. Size afiyet olsun o zaman. Afiyet olsun bebeğim. Mutfağı toparladık. Şimdi Esra dedi ki ben bir deneyeyim dedi. Onun da ihtiyacı var çünkü böyle bir süpürgeye. Bir bakayım dedi nasıl. O bahane dedi şu an evi süpürüp siliyor. Değil mi? Akıyor aynen. Çok hafif çünkü. Gerçekten hiç yormuyor. Şimdi kahve içeceğiz. Kahve yaptık. Esra'yı bıraktım. Kıvanç'la birlikte Aline'yi de okuldan aldım. Şimdi artık eve geldik. Birazcık kızlar parkta oynamıştı. Nasıl terlemişler. Bayağı sıcak çünkü. Hadi kızlar geldi asansör. Hadi annem. Şimdi kızlarla parka çıktık. Skuterlerini aldılar. Aline de paten sürecekmiş. Biraz oyalayayım da erken yatırım bugün. Sen niye oradan gidiyorsun?